2016 tarihinde başlatılan bir kalkışma neticesinden sonra bugüne kadar Türkiye genelinde kanun hükmünde kararnameler ile devlet memurluğundan çıkarılmış olan memur arkadaşlarımızın bugün bir yenisi daha 22 Kasım 2016 Salı günü 2029.896 sayılı 677 sayılı kanun ve kararname ile olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması Anayasanın 121. maddesi ile 2933 sayılı olağanüstü hal kanunun 4. maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca alınmış olan kararlaştırılmış bir kanun ve kararnameye istinaden terör örgütlerine ve Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mahsubiyeti ve itisakı yahut bunlara irtibatı olan kurumlarda görevli olan kişiler görevlerinden alınarak başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın görevlerine son verilmiştir. Bu kişiler ayrıca herhangi bir tebligat yapılamaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir denilmektedir. Bu kapsamda Türkiye genelinde toplamda 15.652 kişi kurumlarından ihraç edilerek görevlerine son verilmiştir. Bu 15.650 kişiden 2.349 kişisi maalesef mahalli idarelerde görev yapmakta olan personellerle bulunmaktadır. Bu mahalli idareler olarak Manisa il genelinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ ve ilçe belediyelerle birlikte bu sayı 53 olarak resmi gazetede yayınlanmıştır. Bizler Türkiye Kamusene bağlı olarak Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız ve bizim ilkemiz önce ülkemiz diyen sivil toplum kuruluşu olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat dediği gibi at izi it izine karıştırılmıştır. Bu yanlışlardan bir an önce dönülmesini arzu etmekteyiz. Çok kıymetli dava arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız, bize gönül veren arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımızdan bazıları sırf çocukları okullarda, özel okullarda okutulması, bazı arkadaşlarımızın kredi kartı kullanmaları, bazı arkadaşlarımızın da bazı bankalardan maaşlarını çekerek kredi kartı bulunmalarından dolayı ihraç edilmeleri kabul etmemiz mümkün değildir. İşlerinde öyle biri var ki yıllardır Türkiye Kamusene bağlı, Türk Yerel Hizmetsen, Türk Eğitimsen ve Türk Yerel Hizmetsen sendikamızın iş yeri temsilciliği görevinde bulunmuş, belediye başkan adayı ve milletvekilliği adaylığı bulunan Mehmet Cem Çöllü kardeşimizin ihraç edilmesine bir türlü anlam verememekteyiz. Biz Türkiye Kamusene bağlı Türk Yerel Hizmetsen olarak bizim yanımızda bulunan diğer sivil toplum kuruluşları arkadaşlarımız olarak bu yanlışlıklardan bir an önce dönülmesini ve at izinin it izine karıştırılmamasını arzu etmekteyiz. Ve yanlışlardan bir an önce dönülmesini talep etmekteyiz. Buraya kadar geldiniz. Arkadaşlarımıza destek çıktınız. Aynı zamanda işlerimizde bazı diğer kurumlarda emniyet personeli olsun arkadaşlarımız da var. Gerçekten bu paralel devlet yapılanmasıyla ilgili alakası olmayan arkadaşlarımızın görevlerine son verilmesini anlamsız buluyoruz. Destek olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.